Evet şimdi arkadaşlar muhteşem üçlüyü bence yapalım. Çünkü hem böylece AD ile DH ve BH arasında bir bağlantı da kurmuş oluruz. 2 iç bir dış. Buraya A diyorum. Burası da A olsun. 2 iç bir dıştan yine 2A. 2 üçgenden yine 2A. Dikkat. 2 iç bir dış yapacağım yine. 99'a eşitleyeceğim. 3A eşittir. 99 BDC üçgeninde 2 iç bir dış. A 33 oldu. A 33 olduğu için 66 x de arkadaşlar 24 oldu b şıkkı. Arkadaşlar burada bir kere hipotenüs en büyük kenar olduğu için x doğal olarak 9'dan küçük olacak. Diğer taraftan 7, 4 çıkarırsak 3'ten de büyük olacak. Alacağı en büyük tam sayı değeri 8, en küçük tam sayı değeri 4, toplamları 12. Şimdi arkadaşlar kalın kısım O6, ince kısım 4 dediği için burası 30 santim olacak, burası da 30 santim olacak. Şimdi ikinci şekil devrilmiş, biz ona odaklanalım bence. Bakın şimdi buraya alfa dersem, şuraya beta dersem, buraya da alfa dersem. Yine işte beta, burası 90, beta, burası da alfa tamam mı? Haliyle hemen şunu söylemek istiyorum size. Buradaki iki tane yeşil üçgen arkadaşlar eş üçgen. Neden? İkisinin de 90'ının karşısı 10, ikisinin de açıları alfa beta. Açıları aynı. Aynı açının karşısına gelen kenar da aynıysa bunlar eştir. O yüzden burada hemen şunu demek istiyorum. Beta'nın karşısına k demek istiyorum. Burada da beta'nın karşısı k olsun. Böylece şu durum ortaya çıkacak. Bak devrildiği zaman yükseklik değişmez. Bu bir kere 30 santim. 30'a 10'dan benzerlik oranı kaç? 3. Beta'nın karşısı k ise o zaman burada beta'nın karşısı 3k olur arkadaşlar. Şurası 30 eksi k olacak. O zaman 30 eksi k olduğuna göre alfa burası da gördüğünüz gibi 30 eksi k bölü 3 yani 10 eksi k bölü 3 oldu. Artık şunu görebiliriz. Burada k'ya bağlı bir denklem olacak. Pisagor yapmaya bence gerek yok. Sayı düşünelim. 30'lu özel üçgen 6, 8, 10'un 3 katı 18, 24, 30. Bakalım k'yı arkadaşlar 6 vereyim mi? K'ya 6 verirsem 18 olur. Burası da 30-6'dan 24 olur. Gerçekten bakın oldu. 18, 24, 33 geni oldu. Haliyle K'ya kaç vermiştim ben? 6. Zaten gerçekten 24-6 daha 30'u tutturmuş olduk. Bu arada K'ya 6 verince 6 bölü 3, 2, 10-2'den burası da 8 birim oldu. Totalde şöyle bir şey oldu. Burası 30 santim. Burası arkadaşlar 20 50 yaptı. da burayı bulduk. 76 oldu. Başlangıca geri dönersek toplam uzunluk 76 olduğu için x'e de 16 birim kaldı. E şıkkı. Ağırlık merkezi sonuç olarak arkadaşlar merkez olduğu için eşkenar üçgende ne yaparız? Buradan geçen kenar ortayı hemen dik olarak görürüz. Doğal olarak burası da 45 olur. Bak ne güzel 3 3 oldu. Ağırlık merkezinden dolayı 6 geldi. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 3 kök 3, 90'ın karşısı da 6 kök 3, çevresi 18 kök 3, D şıkkı. Sayıların kollarına inen dikler birbirine eşit olduğu için şöyle biraz tabii hani orantısız oluyor şekiller idare edin. Şu HD ile buradaki PD birbirine eşittir. Bir de kollar da eşittir 6. Sonra arkadaşlar PC 3 olduğu için yine aynı şekilde indirilen kollar eşittir. Burası D, T diyelim PD eşit. Bir de PC de CT'ye eşit. Şimdi bir de neyi göreceğiz? Tepe açısının da açı ortayı D noktasından geçer. Bu yüzden arkadaşlar AH da de BT birbirine eşittir. 16 olduğu için buraya da 13 kalır. B şıkkı. Çevrel çemberin merkezi dediği için kenar orta kenar ortay demeyin pardon. Bu kenara indirilen, orta noktaya indirilen KE doğrusu aynı zamanda dikiner. Çünkü kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır çevrel çemberin merkezi. Yine aynı şekilde aslında burası da D noktası orta noktadır. Aynı mantıkla dikme iniyorsa o zaman ikiye bölmek zorunda. Çevrel çemberin merkezinin alamet farikası bu çünkü. Şimdi gelelim KD'yi böyle uzatmaya. Bunu özellikle sanki A'ya denk geliyormuş gibi yapmadım. Çünkü üçgenin ikizkenar kenar olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden A'nın biraz sağından gönderdim. Olur da üçgen ikizkenar kenar çıkarsa zaten yolumuza devam ederiz. Burası şimdi dikkat edin. A ve B açısının toplamı 150 olduğu için 30 olur. Burası yine 150 olur. Bak buraya 30 kalır. Haliyle şurası da 60 olur. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1'dir. 90'ın karşısı 2'dir. Şimdi artık 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküç olur. Gördüğünüz gibi önemli olan DC'yi ve BD'yi bulmakta. Onu da buldum. KAD doğrusal mı? A'nın biraz sağından mı geçiyor? Onu bilmediğim için genele yönelik bir çözüm yaptım. Şimdi onları siliyorum. Artık gördüm 4 köküç olduğunu. Bundan sonra neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bakın şimdi x'i bulmak için. Bunu birleştiriyorum. Bunu da birleştiriyorum. Bunu da birleştiriyorum. Maksat şunu görün çevrel çemberin merkezi olduğu için bunlar birer yarı çaptır. Çevrel çemberin yarı çapı köşelere iner arkadaşlar ve hepsi birbirine eşit. Şimdi bundan sonra neye bakacağız? 48 4 daha burası kök 52. Burası da kök 52. Hemen size şunu söyleyeyim. Çevrel çemberden dolayı burası 30 derece ise merkez açı kaç olacak? 60 haliyle arkadaşlar. 52 52 bu da kök 52 yani 2 kök 13 e şıkkı. Şimdi E orta nokta 1. İkincisi DF ile EF'nin oranı verilmiş. E o zaman böyle tabii ki paralel çekmemek için bir sebep yok. Böyle paralel çekersek FC'ye 3M dediğimizde burayı da 2M görürüz. Bu arada tabii ki şöyle bir T noktası deyip orta nokta dersek AT de arkadaşlar 5M olacak. 7M eşittir 7, 3M eşittir 3 oldu C şıkkı. Şimdi arkadaşlar buraya alfa dersek, buraya alfa dersek ikiz kenar üçgenden dolayı bak burası da alfa oldu. Şimdi klasik en düz benzerlik modeli beta dediğim zaman alfa beta teta desek şuraya. Sonra beta alfa şu açının tamamı da arkadaşlar teta olacaktır. E, açı sırasına göre yazmıyorum rastgele yazıyorum. ABE üçgeni ile ABD üçgeni benzer oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu küçük üçgende alfanın karşısı 4. Büyük üçgende alfanın karşısı x. Sonra teta'nın karşısı küçük üçgende x. Teta'nın karşısı büyük üçgende 6 arkadaşlar. x kare 24 x 2 kök 6 e şıkkı. Sayılar arasındaki bağlantıyı da bazen görmek lazım. 8 ile 8 kök 2 böyle 1'e kök 2 oran falan önemli. Bir de arkadaşlar orta nokta varsa tabii ki o illa orta nokta değil bu arada. 1'e 2 oran, 2'ye 3 oran paralellik çekebilirsiniz dik kenara. Haliyle burası orta tabandan 4 kök 2 olacak. Bak ne güzel. 4 kök 2, 4 kök 2, 8. Bu da bize 45, 45, 90 üçgenini getiriyor. A şıkkı. E, 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 C'ye eşit verilmiş. Biraz da hani orantısız görünüyor ama ona idare edin. Arada ÖSYM'nin de böyle oluyor çünkü. Bakın burada bir muhteşem üçlü durumu var. Bizden KEC'nin alanı isteniyor arkadaşlar. Eşit kenarların yüksekliklerinin de birbirine eşit olduğunu görmek lazım. O yüzden bakın şimdi şu B'den de indirirseniz tabii ki bu da 8 olacaktır. Bunun bize katkısı ne? BE ile EC birbirine eşit ya. Şuradan bir tane dik indirdiğim zaman bak biraz dediğim gibi görüntü kötü gibi olsa da aslında burada kelebek benzerliği birebir oran var. BE'nin EC'ye oranı 1. Dolayısıyla şuraya BH dersem BH'ın da buradaki CT'ye oranı arkadaşlar yine 1 olacaktır. Bu yüzden burası da 8 birimdir. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 oldu üçgenin alanı. Birebir kelebek benzerliğinden geldi. A şıkkı.